Yandım, 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 yandım. Oo. Al, al içine at baba. Ya Sancar zaten 3 kişiyiz. Bunlar bize yeter. Az geldi ya. Bitsin de. Baba. Ha babam. Bence üzgün değilmiş gibi yapmamalısın. Ağlamak istiyorsan ağlamalısın. Dertleşmek istiyorsam, konuşmak istiyorsam, anlatmak istiyorsam, onu da yapmalı mıyım? Yapmalısın bence. Sonra yapmadığında böyle buran ağrımış gibi oluyor. Ben en çok neye seviniyordum biliyor musun? Onda annem büyütecekti. Biliyorsun annen bebek büyütme konusunda çok yetenekli. Harika bir iş çıkarıyor. Örneği de yanımda işte bak. Oh, gel. Mesela ben görememiştim. Sen bebekken nasıl ağlıyordun, nasıl gülüyordun. Onu görebilecektim işte. Diyecektim ki... Benim meleğim de düşünce böyle ağlıyormuş. İşi çıkınca böyle huysuzlanıyormuş. İlk adımını atınca böyle sevinmiş. Sen... Annen... Üçümüz onu büyütürken... Ben seninle yeniden tanışacaktım. Tabii onu kaybettiğim için de üzülüyorum. Bir de bunları üzülüyorum ya işte. Baba. Ha babam. Biliyor musun? Ben şimdi bir gün ağaçtan düşerken kazım ağacın dalına takılmıştı. Böyle çanta gibi asılıp kalmıştım annem gelesine kadar. Nasıl ya, bildiğin çanta gibi? Evet, çanta gibi. Böyle sallanıp sallanıp duruyordum. Değil mi anne? Evet meleğim, ama senin bunu hatırlaman imkansız. Sen daha 3 yaşındaydın. Biz o zaman İsviçre'deydik. Hayır anne ya, hatırlıyorum. Acaba ben anlattığım için olmasın o? Anne, hatırlıyorum bir kere. Hatta kazağım da sapsarı bir renkti. Gerçekten doğru. Kazak sarıydı, evet. O zaman ben gideyim. Odun getireyim, sobaya atayım. Sen de sabaha kadar hatırlayabildiğin her şeyi bana anlat. Tamam. Oh. 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 Anne, babamın bebekliğimi anlatırsam iyi gelir diye düşündüm. Çok iyi düşündün meleğim benim. Şimdi ben babana yardım edeyim. Sen de şunları topla. Sonra hatırladığımız bütün komik anılarımızı babana anlatalım, olur mu? Olur. İyi misin? İçerideki mucizeyle kötü olmak mümkün mü? Esas sen iyi misin? Ben iyiyim. Sadece senin için endişeleniyorum, o kadar. Merak etme ya, iyileşiyorum işte bak.
Sabah bir şeyim kalmaz. Peki ya sabah? Sabah ne? Bugünlük burası üçümüz için koza gibi ama... Doğru diyorsun. Keşke bu cennet kozadan hiç çıkmasam ama... Yarın yüzleşilecek şeytan çok. Artık sizi yarın evinize bırakırım. Sonra Allah ne verdiyse. Kahraman, Necdet'i, Menekşe'si, Sahra'sı. Aha sen... O konuda iyi misin? Hangi konuda? Sahra konusunda. Dostum dediğin, güvendin. Sonra olanlar. Düşünmemeye çalışıyorum işte. Akın'ın kız kardeşine sarıldım. Ona evimi açtım. Onunla aynı çatı altında uyudum. Yani Akın ölüp gitse bile ondan kurtulamamışım gibi hissediyorum. Sanki hala peşimdeymiş gibi hissediyorum. Tüm bunları düşünmek çok can sıkıcı tabii. Ama geçecek, biliyorum. Geçecek, geçecek. Akın nasıl hayatımızdan çıktıysa Sahra da çıkacak. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Sana ulaşamayacak söz. Ne yaptın ona? Şimdilik bir depoya kapadım. Karanlıktan korktuğunu biliyor muydun? Düşünüyordum. Neler olacak? Evdekilere bebeğin olmadığını söylemem lazım. Anam da hastaymış ya. Ona alıştıra alıştıra söylemem lazım. Başkasını anlıyorsa kötü olur. Bebek demişken... Ceylan'la da bir konuşman lazım. Biliyorum. Konağa getirecekler. Asıl mevzu kahraman. Akın'ın cesedini polise ihbar etmesin diye pazarlık edeceğiz. Şimdi gidelim, sizi evinize bırakam. Olacaktan önce çare olmazmış değil mi? Bir an önce. Bir şey diyecektim ben sana. Ne diyecektin? Senin için zor zamanlar.
Seninle konakta kalmamızı ister misin? Esat mı? Hı hı. Nalem yeniden birleşem demiyorsun değil mi? Seninkine mi bakalım diyorsun? Günden sonra Menekşe hayatımızdan çıkacak. Ama hayatımızdan çıkıyor diye senin yaraların sarılmayacak, bunu da biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum, zaman lazım ama. Birkaç gün Melek'le konakta kalsak o yaralar kanamaz bence. Değil mi? Başımın üstünde yeriniz var. Bana da çok iyi gelir. O zaman ben Melek'i uyandırayım, gidelim. Uyandır. Meleğim. Günaydın. 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 Uyan bakalım bizim kız, haydi. Hadi yap bakalım. Yap bakalım. Yap bakalım. Küçük sivilcelere bire bir yazdım. Ha. Bak bu üçü de şeye iyi gelir. Şöyle. Aa, hani böyle. Ne adın gı? Hani karıların da böyle olur ya, portakal gibi böyle hani buruş buruş. Böyle da olur. Selülit. Ha işte o. Kız hala, eğer selülitin çaresini bulursak var ya, köşeyi döneriz ha. He, bunlar ona çok iyi gelir işte. Azıcık da koyacaksın. Bir de rezene yağını karıştırıvereceksin. Öyle. Peki bunları melem edip süreceğiz mi? Hem merhemini süreceksin hem de çayını yapıp içeceksin gari. Hakikaten portakal kabuğu görüntüsünü geçiriyor mu bu? Geçiriyor dedim ya gıl. Allah! Kız sloganını bile mi buldu mu? Portakallarınızı elma eden krem. Hey gidi yalan dünya. Hey! Evladı doğur, büyüt, bu yaşa gıda getir. Sonra anası hastalanınca neyin var diye sormasın. Dende. Ana niye öyle diyorsun? Yahya seni doktor çağırdı. Zehra desen kız bütün gece başında bekledi. Hepsinin yeri ayrı, hepsinin yeri ayrı. Hanaydı Sancar. Ne aradı ne sordu. Kaldı ki Gakkup gelsin. Ne saydırdın be ana? Ne saydırdın ha? Sancar? Anam vallahi toplamış gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ana geçmiş olsun. Hoş geldin. Babaanne hastalanmışsın. Çok geçmiş oldum. Uy, bu annesinin bir tanesi. Kuzumun kuzusu. Şimdi sen geldin ya, ben daha çabuk iyileşirim. Tabii. Anan yine gecenin bir yarısı, bir körü seni götürüp benim yüreğime indirmezse. Halis Hanım, biz biraz burada kalmaya karar verdik. Sen mi diyorsun? Hasta diye kalacaksanız hiç zahmet etmeyin. Ecel bunu unutur, kıyamete kadar hatırlamaz. Ne
Geçmiş olsun Alisen. Parmağını oğlumun yüzüğünü dakanaga daha geçmez. Daktı. Kadın vallahi daktı. Ne zaman ediyoruz düğününüzü? Ana. Sen şimdi düğünü müyünü geç de. Nasılsın onda? Bu soruyu da sormayacaktı. İyi değilim. Evlatlığa'dan yana şansım gülmedi. Sağlamalar yetmiyor mu ana? O ne demek Sancar? Öyle değil mi oğlum? Allah ömrünüz uzun etsin değil mi öyle? Zehra. Anamın ilaçlarını verdin mi? Verdim abi. Dil altın falan. Hepsini içtim. İyi. Ana. Hı? Ana sana bir şey diyeceğim. Ama üzülmeyeceksin. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne? Ne? Bir şey oldu. Ne? Bir şey ne oldu? Bir şey ne oldu? Ana. Menekşe aylar önce bebeğe düşürmüş. Gebedeymiş, hepimizi kandırmış. Ben dedim, ben size dedim, gebe değil dedim. Öyle kurban olam, salma kendini. Bak senden evlat acısı çektim bir de ana korkusu yaşatma bana. Oğlum, evladım. Bir tanem kurban olsun annen sana kurban benim oğlum. Kıyamam kuzum annem. Oh benim. Ana, ben geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Kızım. Kalkma, kalkma. Otur. İyiyim, iyiyim. Öyle bir anda hareket edince. Bak bir kere Nare sayesinde buradasın. Oğlunla bir anlaşalım, tamam mı? Necdet? Niye sattın kız kardeşini? İyice zıvanadan çıktılar enişte. Durdurak bilmediler. Zapt edemedim artık. Senin bahane? Ben zaten bebeğim iyi olsun diye he demiştim onlara. Ama sonra beni bebeğimden... siz de birbirinizden ayıracaklarını öğrenince... çok... çok kötüler onlar. Sen doğuracağın evladını benim kucağıma verecektin. Onlar kötü, sen iyisin öyle mi? Sancar. Ne Sancar'ı? Bu kadın değil mi akına seni teslim eden? Bu kadın değil mi karnına 9 ay taşıyacağı evladından vazgeçen? Affedemez misin beni? Biliyorum, çok hata ettim ben. Çaresiz kaldım demeye bile utanıyorum. Ama eğer beni affetmezseniz... ben bebeğimle ortada kalırım. Kahramana dönersin. Dönmem. Öleceğimi bilsem... yine de dönmem ona. Babasından mı ayıracaksın çocuğu? Eğer hamile kalırsan... bebeğinle beraber pavyona geri dönersin dedim.
Sen söyle Nare. Bunu diyen birine bebek verilir mi? Hadi diyelim verdim. Hadi o da kabul etti oğlunu. Beni kapının önüne atar. İyi büyüteceğini bilsem atsın beni kapının önüne, ayırsın oğlundan. O da kendi gibi etmez mi? Ben oğlum kahramanla büyüsün de onun gibi bir adam olsun istemiyorum. Burada büyüsün, senin gibi bir adam olsun istiyorum. Kurbanınız olayım, atmayın beni. Ne olursunuz burada kalmama izin verin. Ben ne iş olsa yaparım. Vallahi. Oğlumla böyle bir köşeye sığınıveririm. Doğsun bak, sesini bile duymazsınız. Hiç sesi çıkmaz. Ağlamaz bile gerçekten. Ben onu hiç ağlatmam ki. Zaten ben ne yaptıysam o gülsün diye yaptım. Ağlatır mıyım hiç? Yalvarırım. Yalvarırım bana sahip çık. Kaybolmama izin vermeyin. Çıkın bana. Ya tamam tamam Cemile tamam. Üzülme ne olur. Ama bak sen üzülürsen bebeğin de üzülür hadi. Kalk. Nereye? Bundan sonra beraber yaşayacağın insanlarla tanışmaya. Konakta kalıyorum. Ya sen var ya. Haydi gel, gel. Enişte ben. Ben de kalıyorum değil mi? Sana çok şans verdim ben Necdet. Kahramanın ayrıldığı... Hanım Ana. Bundan sonra bu konakta kalacak. Bak işte bu kadın gebe. Nerede olsa bilirin. Kahramanın evden attığı kadını biz evimize mi alacağız? Hayatta müsaadem yok. Ana. Ben kalacak diyorum. Hadi tanıştırayım seni. Anladığın gibi bu evin annesi Halise Hanım. Zehra, Sancar'ın kız kardeşi. Halamız Feride Efe. Gülsiye de bu evin kızı. Ama o Zehra'nın aksine her derdimize yetişir. Çok sağ ol Nare. Rica ederim canım benim. Eşe, Gülsiye'nin halası. Elvan. Yani Elvan'ı anlatmaya kelimeler yetmez ama sen şimdilik onu benim kız kardeşim olarak say. Ve son olarak da Sancar'lı kızımız Melek. Merhaba. Bu da Ceylan. Ve bundan sonra senin çırağın olacak Elvan'cığım.
gel. Gel bak sen, senini de iyi gelen krem var. Biliyor muydun? Yok. Ben seni öğreteyim. Bak şimdi, bu rezene yağı. Bu anason. Bu da biberiye. Bundan alıyorum 5 kaşık. Yemek kaşığı. Bundan alıyorum 3 kaşık. Bunlar bir kaynatsın. Ben de bir gideyim. Menekşe'de sıra. Kahraman? Sonra mı? Kahraman zeytinliğe gelecek. Gezi'de çağırdım. Parayı getirecek. Ben de hisseleri vereceğim. Anlaşırsak... ceset alacağım. Yok edeceğim. Bitsin gitsin şu iş ya. İyi tamam, ben de gelirim. Nerede? Sancar, bugün kaderimiz belli olacak. Ben de orada olmak istiyorum. İyi Nalef. İyi. Buyur gel. Sanki ben gelme desem vuracak. İyi. Buyur gel. Miras bırakılan sadıçlığı, 100 yıllık konağı, yarın yanağından gayır ortak olduğumuz her şeyi benim yüzümden kaybettik ha? Nedamet için çok geç kaldın be Gediza. Sara hayır. Abimin mezarını ortaya çıkarsam bütün parası Nare'ye kalır. Çıkarsam abimin katili özgür kalıyor. Her şekilde kaybettim zaten Gediz. Ama tek başıma kaybetmeyeceğim. Bu defa olmaz. Sara yapma, yalvarırım yapma. Sara sakın. Sara sakın. Bu defa olmaz. Thank you.
gerçekten istiyor musun beni sevmeyi? İstiyorum gerçekten. Şansımız olmaz mı? Var mı gerçekten bir şansımız?